Çok değerli yönetim kurulu ve yönetim kurulunun değerli başkanı, bugün burada sizlerle güzel bir günde, bir cuma gününde, bir cuma namazı öncesinde sizlerle aynı sofrayı paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizlere afiyet olsun diyorum. Geleceğiniz daha huzurlu, daha bereketli olsun. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii öncelikle Kale Grubu'nun kurucusu rahmetli Hacı İbrahim Bodur abimizi rahmetle anmak istiyorum. Mekanı cennet olsun. Rabbim arkasında bıraktığı bu hoş sedanın onun ahiretinde onun rahmetine, bereketine vesile olsun diyorum. Sizlerin duası ondan, onun üzerinden eksik olmasın. Gerçekten bir dünya markası ve gerçekten binlerce insanımızın, gencimizin evine rızık götüreceği mekanlar, imkanlar, teknolojiler, üretimler ve dünyanın çok değişik ülkelerinde bir defa Kale Grubu olarak mutlaka markasını götürdü. Ama Türkiye insanının, Türk insanının alın terinin ürünlerini Türk markasını götürdü. Büyük bir millet olmanın, başarılı bir millet olmanın özelliklerini dünyanın farklı ülkelerine taşıyabilmemizin vesilesi oldu. Rabbim mekanını cennet eylesin. İnşallah bizler de hep birlikte büyük bir milletin mensubu olmak, büyük bir medeniyetin mensubu olmak ve dünyanın saygın ülkeleri, güçlü ülkeleri, saygın milletleri arasında yer almak için gece gündüz demeden inşallah hep birlikte çalışacak ve bu ülkeyi, bu milleti muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe mutlaka taşıyacağız. Buralarda alın teriyle akıl terinin bütünleştiğini görüyorum. Bir taraftan dünyanın ile yarışacak teknolojileri veya ürünleri üretebilmek akıl teri gerekir, gönül sızısı gerekir. Ama bunu üretirken alın terini dökecek insanlar gerekir. Her ikisinin bir arada olduğu güzel bir kurumdayız, kurumsal bir müessesedeyiz. Bu kurumsal müesseselerin daha da güçlenmesi, ülkemizde sayılarının artması arzumuzdur ve bu milletin başarısı olacaktır. Az önce Hacı İbrahim Bodur abimizin orada başarı için sözleri vardı. Yine ekrana çıkıyor. Diyor ki başarı için güven gerekir, gayret gerekir, kararlılık gerekir. Şimdi her halükarda bu üç kelime çok önemli. İsterseniz ev hayatınızda, en küçük ev hayatımızda, aile hayatımızda şayet güven varsa, şayet gayret varsa, şayet kararlılık varsa o aile hayatı huzuru ve barışı yakalar, başarıyı yakalar. İş yerinde de şayet güven varsa, gayret varsa ve kararlılık varsa orada başarı merdivenin basamakları hızla çıkılır. Bir ülkede de şayet güven ve istikrar varsa işte ülkede de hızla başarı gelir. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı güven ve istikrardır. Cumhuriyet döneminde ne kadar güven ve istikrarlı dönemleri ne kadar uzun süreli yakaladıysa o kadar güçlü başarılara imza attı. Ama ne yazık ki belirli müdahalelerle güven ve istikrar ikide bir zedelendi. 1960'lı yıllarda, 50'li yıllarda güveni ve istikrarı yakaladı. Darbeyle ve rahmetli Menderes ve arkadaşların idamıyla güven ve istikrar zedelendi. Sonraki yıllarda müdahaleler, darbeler, istikrarsızlıklar ülkenin kaybetmesine, dolayısıyla milletimizin geri kalmasına vesile oldu. Biz istiyoruz ki millet merkezde olsun. Milletin vicdanı ve iradesi
size sektelemesin, zedelenmesin, ikide bir krizlerin muhatabı olmasın. O nedenle istikrarlı ve güvenli ve milli iradenin güçlü olduğu, milletin gücünün merkezde olduğu bir süreci bu millete kazandıralım. Çok partili dönemlere rim sıkıntılarını yaşadık ve koalisyonlu dönemlerin millete ödettiği bedelleri, krizleri gördük. O dönemlere ikide bir dışarıdan müdahalelerin de sıkıntılarını yaşadık. Bedellerini millet ödedi. Şimdi artık güçlü bir dönemin arifesindeyiz. İnşallah 16 Nisan'da milleti merkeze alan, millet adına güçlü bir parlamento, cumhur adına güçlü bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine milletin %50'sinden fazlasının yetki verdiği, destek verdiği ve hesap sorduğu bir yapı, işi gücü icraat yapmak olacak. Diğer taraftan milletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoya yetki verecek, onlara da yasama sorumluluğu verecek ve onlar da işi gücü kanunları, insan hakları anlamında, iş sağlığı ve güvenliği anlamında, çalışma hayatı anlamında, uluslararası boyutta Türkiye'nin gelişmiş bir hukuk devleti olması anlamında parlamentoda görevini yapacak. Biri yasama görevini iyi yapmak zorunda, ona da yine millet yetki verecek ve hesap soracak. Günü geldiğinde hangi partiden memnunsa o partiyi güçlendirecek, hangisinden değilse onu zayıflatacak. Öbür taraftan da güçlü bir sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kimi yetki verecekse o yetkiyi alacak, 5 yıl süresince gayret edecek, bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe taşımakta millet memnunsa devam edecek, değilse hadi güle güle kardeşim. Burada Çan gibi bir ilçemizde şayet Hacı İbrahim Bodur ağabeyimiz burada bir başarıyı elde ettiyse ve tarihin sanayi anlamında bu Türk milletinin tarihine sanayici olarak adını altın harflerle yazdırdıysa bunun özünde kendisine güvenmek vardır. Çan ve bölge insanına, ülke insanına güvenmek vardır. İnsanımıza güvenen asla kaybetmez. Milletimize güvenen asla kaybetmez. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılından bu yana bütün zorluklarına rağmen hep millete inanarak, millete güvenerek ve milletin yarınlarını bugünden daha iyi yapmak gayretiyle 15 yıldır hep sizlerle, hep milletimizle beraber yürüdük. İstiyoruz ki milletimizin yarını bugünden daha iyi olsun. İstiyoruz ki bu milletin kaderiyle arkada hesap yapanlar kazanmasın, millet kazansın. Milletin kaybettiği, arka planda birilerinin kazandığı bir yapı, milleti koruyan bir yapı olamaz. Millete inanmayan ve güvenmeyenler de bu ülkede başarılı olamaz. İster siyaset yapalım, ister iş hayatında olalım, başarı milletle beraber gelir. Millete inanarak ve güvenerek gelir. Ve inşallah 16 Nisan'dan sonra istiyoruz ki milletin vicdanını merkeze alan, milletin hak ve hukukunu koruyan ve bu ülkenin yarınlarını dünyayla yarışacak noktada başarılı yarınları hazırlayan bir dönemi yakalım. Bu millet Hollandalılardan daha az çalışkan değil. Bu millet Hollandalılardan, Almanlardan, İngilizden, Fransızdan daha az kabiliyetli değil. Yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki istikrarlı yönetilsin. Bizim en büyük bedeli istikrarsızlıklardan ve birilerinin milletin ümüğünü ikide bir sıkmasından bedelleri ödedik. Milletçe ödedik. Milletçe dünyanın sıradan milletleri haline sokulmaya çalışıldı. Halbuki biz tarihi geçmişten bugüne sıradan bir millet hiç olmadık. Ve tarihi gelecekte de büyük bir millet, güçlü bir millet, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışabilecek bir millet olma potansiyelimiz var. Buna uygun bir fıtratımız var ve inşallah birlik ve beraberlik içinde
o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Biz bu milletin vicdanına inanıyoruz, güveniyoruz ve bugünlere sizin vicdanınızla geldik. Sizin hayallerinizi ve umutlarınızın öncülüğünü yaparak geldik. Bundan sonra da bu gayret içinde olacağım ve Türkiye'nin yarınlarını bugünden daha iyi yapmanın ve millet adına kalıcı, güçlü bir sistemin kurulması arifesindeyiz. Bakınız burada güçlü olacak olan sistemdir. Bazen eleştirmek için tek adamlık gibi bir cümleyle eleştiri yapıyorlar. Hayır, sistemin millet adına güçlü olup olmadığına bak. Milletin sistemde ne kadar yetkisi var ve kim belirleyici? Bundan sonra belirleyici olan milletin kendisidir. 58 milyon seçmenimizdir. 58 milyon cumhurun seçmeni %50'den fazlasının vicdanıyla oraya bir temsilci gelecektir. Ama %50'den fazlasının vicdanını alabilmek, %100'ün hak hukukunu korumak ve %100'ün yarınlarını bugünden daha iyi yapmak kabiliyetini gerektirir, gayretini gerektirir, duyarlılığını gerektirir. O nedenle %15'li, 20'li, 25'li, 3 tane parti aralarından şu mu olacak, bu mu olacak, dönüşümlü mü olacak, şöyle mi olacak, arka plandan kim kimin başbakan olmak istediğini, bakanlar kuruluna kimlerin nasıl geleceğini birilerinin planladığı bir sistem değil. Tamamen yetkinin millette olduğu, sonra dönüp yeniden millete hesap verildiği ve milletin denetlediği, millet kazanımları devam ediyorsa devam dediği, kazanımlarında sıkıntıya düşüyorsa yeni, daha güçlü bir alternatifi kendisinin bulacağı bir yapı. O nedenle sizlerden istirham. Elinizi vicdanınıza koyun. Size inanan ve güvenen ve yetkiyi size veren, gücü size veren, gücün asli unsuru olan millete veren, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olacağı bir dönemecin arifesindeyiz. İnşallah 16 Nisan akşamı bu büyük Türk milleti adına farklı umutların daha da güçlü olduğu bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. Karşılayacak ve ondan sonraki dönemi yine hep birlikte şekillendireceğiz. Zeynep Hanım'ın birkaç konusu vardı. Onlarla ilgili de bir defa özellikle ileri teknoloji ve yüksek teknoloji gerektiren alanlarda Türkiye'de Kale Grubu gibi farklı gruplar ileri teknoloji, yüksek teknoloji alanlarında uluslararası paydaşlar, ortaklarla ilgili çalışma izinleri Zeynep Hanım muhatabı direkt olarak benim bakanlığım. Ve yeni yetkilendirdiği genel müdürlük kuruldu. Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü. Bir hafta içinde bütün çalışma izinlerini verecek. Hatta gelmeden internet ortamında çalışma izinlerini hele hele eğitim amaçlı veya bilgi tecrübe aktarımı amaçlı. Buradan gidecekler için bir şey diyemem. Çünkü gidecek olan ülkenin kurallarına muhatap olacak. Buradan eğitim için gidecekler. Ama o farklı ülkelerden buraya gelecekler, tecrübe aktarımı yapacaklar veya fiilen çalışacaklarla ilgili yetki tamamen bizde ve Sayın Başbakanlığın yönetmenlik de artık yayınlandı. Bir hafta içinde bütün çalışma izinlerini vermek bizim bakanlığımızın görevi ve sorumluluğu. Sağlık alanındaki sorun ise daha önce Sağlık Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak en temel sorunlarımızdan bir tanesi siz nasıl nitelikli insan sorunu yaşıyorsanız bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve özellikle Sağlık Bakanlığı en büyük sorunumuz uzman hekim açığı sorunumuz. Ne yazık ki bu millete inanmayanlar, bu millete güvenmeyenler veya bu milleti ya bu hizmetleri bu millet hak etmiyor diyen anlayışlar 1985'ten dikkat edin
1985'te 2007 yılına kadar Türkiye'de hekim fazlası var diyerek tıp fakültelerine ilave kontenjan açmadılar. Hep şunu söylediler, Türkiye'de hekim fazlası var. Halbuki biraz bilimsel baksalar, biraz milletimizi merkeze alsalar şunu görürlerdi. OECD üyesi ülkelerin ortalama nüfusu 10 bin nüfusuna düşen hekim sayısı kaç, bizde kaç diye bir baksalardı, hekim fazlası mı var, hekim eksikliği mi var görürlerdi. Bugün için OECD üyesi ülkelerin ortalaması 10 bin nüfusuna 37 hekim düşüyor. 10 bin nüfusuna 37 hekim. Yan taraftaki Yunanistan'da 10 bin nüfusa 72 hekim düşüyor. Bizde 16-17 hekim düşüyor. Şimdi biz 2007'den itibaren tıp fakültelerine kontenjanlarını arttırdık. Ama takdir edersiniz ki 2007'de aldığınız bir tıp fakültesi öğrencisi en erken 10 yıl sonra sizin karşınıza uzman olarak geliyor. 20 bin uzman hekim açığımız var. 10 bin pratisyen hekim açığımız var. Ve ilk defa bu yıl 2500 ilave uzman hekim geldi. Açığımız ne? 20 bin artı 10 bin 30 bin. Önümüzdeki yıl 4 bin gelecek. Sonraki yıllar 4 bin gelecek. Ve inşallah önümüzdeki 4-5 yıl içinde uzman hekim açığımızı kapatacağız. Bakınız fiziki mekanlarda işte hastaneler, Çam'da ve Çanakkale merkezde de, Ezine'de de, Çanakkale'nin bütün ilçelerinde artık bizim modern hastane yapma sorunumuz yok. İleri teknoloji getirme sorunumuz yok. Tıbbın bütün imkanlarını bu millete sunmakta hiçbir sıkıntımız yok. Ama uzman hekim, hekim dediğimiz zaman işte orada sayı 5000'lik sayıyı önce 7500'lere, şimdi 12.000 civarında tıp fakültelerini öğrenci alıyoruz. Ama söylediğim gibi 6 yıl yalnız tıbbiye eğitimi, doktor olma. En az 4 yıl uzmanlık eğitimi, net 10 yıl. Yan dal Ezine'de, Ezine Devlet Hastanesi'nin açılışına gittim. Orada tam ayrılıyorum, bir anne çıktı, yaklaştı. Bakanım dedi, Ezine'ye çocuk endokrinoloğu istiyoruz. Az önce Zeynep Hanım'ın mikrocerrahi uzmanı veya ekibi istediği gibi. Ezine'ye bizim çocuk endokrinoloğu verebilmemiz için bizim binlerle ifade edilen çocuk endokrinoloğumuzun olması lazım. Halbuki 180 tane çocuk endokrinoloğumuz var. 180. Şimdi Çanakkale'ye bile ancak bulabildiğimiz en fazla bir, bilemedim iki. Öbür taraftan çocuk onkoloğu geliyor. Öbür taraftan çocuk hematoloğu geliyor. Diğer taraftan mikrocerrahi geliyor. Bütün bunlar hep yetişmiş insan ismi. O nedenle istikrarlı yönetim, milleti merkeze alan yönetim anlayışı, milletin yarınlarını bugünden daha iyi yapma kararlılığı ve iradesi olan siyasi anlayışlar. İkide bir, birileri bu milletin kaderiyle oynayamamalı. Birileri bu milleti hakir görememeli. Birileri bu millete bedel ödetememeli. O nedenle ipin ucu artık millette olmalı ve milletin vicdanı kime yetki verdiyse o irade o yetkiyi kullanmalı. Sonra da dönüp sizlere hesap vermek. İnşallah önümüzdeki süreç ülkemiz için tarihi bir geleceğin dönemi içindeyiz. Bu bir siyasi parti tercihi değildir. Bu bir kişi tercihi de değildir. Bu bir sistem tercihidir. Sistemin de en güçlü kim olacak? Bu sistemde en güçlü millet oluyor. Milletin güçlü olduğu, sonra da milletin o gücünü kime yetki olarak devrediyorsa o yetkiyi kullanacak, dönecek yine millete hesap verecek. İnşallah önümüzdeki süreçte. Bu anlamda ülkemiz, milletimiz ve sizler için bereketli olsun diyor, geleceğiniz aydınlık olsun diyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Yarınlarınıza
bereket getirsin. Ailelerinize selam götürün diyor. Sağ olun, var olun.